Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yalancı su böreği yapacağım. Buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk olarak sosuyla başlayalım. Karıştırma kabımıza 3 adet yumurtamızı alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştıralım. Daha sonra 5 çay bardağı sütümüz var, ilave edelim. Ve bir şişe maden suyumuzu ilave edip güzelce karıştıralım. Sosumuz hazır, bir kenara alalım. İç harcı için 400 gram rendelenmiş kaşar peynirimiz ve bir tutam maydanozumuz var ve 6 adet yufkamız var. Yağlanmış tepsimize ilk katını açalım güzelce. Kenarları dışa gelecek şekilde hazırladığımız sostan ilave edelim. Daha sonra ikinci yufkamızı gelişigüzel yerleştirelim tepsimize. Ve sosumuzdan ilave edelim. Tekrar. Üçüncü yufkamızı da gelişigüzel tepsimize yayalım. Sosumuzdan yine dökelim her yerine güzelce. Ve dördüncü yufkamızı düz açıyoruz. İç harcımızı yerleştireceğiz. Her yerine eşit şekilde yerleştirelim harcımızı. Daha sonra dışta kalan uçlarını içe doğru kapatalım. Parça yufka yardımı ile. Ve yine tekrar 5. katımızı seriyoruz tepsimize. Altına sosumuzdan ilave edelim. Üzerine sosumuzdan gezdirelim. En son yufkamızı düzgün bir şekilde koyalım. Ve sosumuzdan gezdirelim yine. Ve uçları dışarıda kalan yufkalarımızı içe doğru yine katlayalım. Ve en son kalan sosumuzun üzerine bir adet yumurta kıralım. Çırptıktan sonra bir fırça yardımı ile her yerine sürelim. Su böreğimizi önceden ısıtılmış 190 derece fırınımızda altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Güzelce dilimleyelim.
Vaktiniz varsa pişirmeden önce yarım saat, 1 saat bekletebilirsiniz. Sosunun daha güzel çekmesi için. Ama hemen de pişirebilirsiniz de sorun olmayacaktır. Üzerinin daha güzel kızarması için ara ara tereyağı da ilave ediyorum. Su böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı. Altı da öyle. İçindeki kaşarlar eridi, yumuşacık. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.